Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 12-18 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Güneş Terazi burcunda ilerliyor, sizin 5. evinize aydınlatıyor. Bu hafta güçlü bir hafta. Hem yeni ay doğacak, hem de Güneş'in en zorlu, en güçlü açıları ardı ardına bu hafta içerisinde meydana gelecek. Ve en önemlisi de hafta başından itibaren sizin gezegeniniz Merkür Akrep Burcu'nda gerilemeye başlıyor. Evet 2020'nin son Merkür Retrosu bu haftayla başlıyor. 14 Ekim'de Akrep Burcu'nda başlayacak. 28 Ekim'de gerileme Terazi Burcu'nda devam edecek. Ve 3 Kasım'da retro hareketimiz Terazi Burcu'nda sona erecek. Bu dönem tabii ki sizi zihinsel olarak biraz yavaşlatabilir. İletişim sorunları, günlük hayatınızdaki belki program değişiklikleri oluşabilir. Özellikle akrep ve terazide olacağı için bu gerileme iş ilişkilerinize, iş planlarınıza biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Ardından 28'inden itibaren aşk hayatınız, romantik konular, çocuklar veya sosyal hayatınızda da bazı nostaljik hatta ilginç sürprizler de getirebilir bu Merkür Retrosu. Ama 28 Ekim'e kadar akrep burcundaki gerileme hem para konuları hem iş konularında ve genel sağlığınızla ilgili konularda, biraz daha kendinize özen göstermeniz gerektiğine işaret ediyor. Mars retrosu da devam ediyor Koç burcunda ve bu hafta Güneş, Terazi burcundaki Güneş 14 Ekim'de Mars'la karşıt açıda olacak ki riskli ve tehlikeli bir açıdır. Hemen ertesi günü 15 Ekim'de Güneş'in bu sefer Oğlak burcundaki Plüto ile dik açısı var ve 18 Ekim'de ise Satürn'e bir dik açısı var. Evet, ardı ardına güçlü ve sert açılar. Güneş yaşam enerjimizdir ve aynı zamanda hayatımızdaki e, eril figürleri, e, otorite figürlerini sembolize eder. Bu toplumsal alanlarda, kolektif alanda da biraz daha liderlerin, yöneticilerin, otorite figürlerinin, lider e, eril figürlerinin biraz daha belki zorlanabileceği e, çatışmalar ve güç mücadeleleri içerisinde olabileceği bir süreci de işaret ediyor. Güneş sizin beşinci evinizde aslında e, çok önemli etki alan burçlardan biri değilsiniz. Ama bu süreç içerisinde tabii ki belki bir arkadaşınızla ilgili sosyal hayatınızdaki bir grup etkinliğinde, bir faaliyet içerisinde, belki bir projenizle ilgili veya çocuklarla ilgili alanlarda zaman zaman hafta genelinde baskıların, bazı kısıtlamaların, bazı zorlayıcı koşulların oluşması mümkün. Ve bu etkiler altında 16 Ekim'de akşam 22.30'da terazi burcunun 23 derecesinde yeni ay da olacak. Bu yeni ay size dost bir burçta, sizin gibi hava elementi bir burçta. Aslında güzel ve keyifli enerjileri de ortaya çıkarabilen bir yeni ay. Ay sonuna kadar 31 Ekim'e kadar bu yeni ay döngüleri aktif olacak. E, aşk hayatınızda gelişmeler olabilir. Çocuklarla ilgili belki yeni adımlar, yeni düzenlemeler olabilir. Çocuk sahibi olmak gibi bir karar gündemde olabilir. E, ve hani kendinizi sosyal anlamda ifade edebileceğiniz koşullarda bazı yine güçlü açılımlar olabilir. Yaratıcılığınızı besleyen bir yeni ay aslında. Maddi manevi şans unsurlarının da fırsatları da karşınıza çıkarabilecek bir yeni ay. Ancak yeni ayın doğduğu pozisyonda gökyüzünde sert oluşumların olması ve Güneş'in çok sert açılar alması bu yeni ayın enerjilerine de genel olarak biraz daha belki dikkat edilmesi gereken işte baskı yaratan çatışma yaratan biraz daha riskli enerjiler getiriyor Siz bunları sosyal hayatınızda üzerinde çalıştığınız bazı projelerle ilgili veya Finans alanlarında ya da çocuklarla ilgili konularda deneyimleyebilirsiniz koşullar biraz bizi geriye çekebilir Hani yeni aylar genellikle yeni başlangıçları sembolize eder ama çok fazla sayıda retro gezegen olması ve kısıtlayıcı açıların olması sanki içinde bulunduğumuz şartları şöyle bir değerlendirmemiz, bir gözden geçirmemiz gerektiği konusunda bizi uyarıyor veya geçmişten gelen yarım kalmış işlerle de ilgili yeni konular gündeme gelebilir. Hani bunları da tekrar ele alıp belki değerlendirmek, belki tamamlamak için de bazı fırsatlar karşımıza çıkabilir sevgili ikizler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.